Nihayet gelebilir. Hemen beni bu saçmalıklardan kurtar. Burada bir gece bile kalmaya tahammülüm yok. Lütfen Zümrüt Hanım, sakin olun. Bana akıl verme. Sadece beni buradan çıkar diyorum sana. Efendim, size yardımcı olabilmem için konuya hakim olmam gerekiyor. Lütfen neler olduğunu bana kısaca anlatabilir misiniz? Damadım Çınar'a hediye bakmak için bir müzayedeye gittim. Herkes açık müzayede miydi? Hayır, özel bir sunumdu. Necip Ilgaz'ın ricası üzerine gittim. Hediyeyi de zaten onun adına aldım. Sonra kendime bir parça beğendim. Ama özel sunumlar arasında değildi. Bir kandırmacaydı yani. Olabilir. Necip Bey'in kumpası mı sizce? Eğer öyleyse Necip Bey'in ifadesini isteyebiliriz. Hayır. Emin olmadan kimseyi suçlamayalım. Necip Bey'i karıştırma bu işe. Sen sadece benim bu işle bir ilgim olmadığını ispatla yeter. Ama efendim, Necip Bey işin içindeyse... Dediğimi yap Sami. Dediğimi yap. Aynen dediğim gibi olmasını istiyorum. Müvekkilim konuşmama hakkını kullanacak. Tamam. Teşekkürler, iyi akşamlar. Yalnız bu gece sizi burada tutacağız. Ne demek oluyor bu? Zümrüt Hanım, gözaltında olduğunuz için... Tercümanlık yapma bana. Hemen beni buradan çıkarıyorsun. Sana dünya kadar parayı, memurun dediklerini tekrarla diye vermiyorum. Hadi sağ ol. Memur Bey, müvekkilimin adresi belli. Zaten kendisi tanınan bir şahsiyet. Bize bir kolaylık gösterseniz, biz de üzerimize düşeni yapsak. Avukatı olarak vazifenizi yaptınız. Çizmeyi aşmayın. Yoksa sizi de yanına almak zorunda kalacağım. Buyurun lütfen. Kızım, Zümrüt Hanım'ı nezarethaneye alın. Emredersiniz amirim. Süper, şahane bir iş çıkardın sana. Tebrikler. Bırak kolumu. Bırak. Bana yol getiren giderim. Gidiyorum. Çantanız bizde kalacak Zümrüt Hanım. Prosedür böyle. Ne münasebet. Kıyafetleriniz, her şeyiniz bizde kalacak Zümrüt Hanım. Takılar da dahil buna. Bu takıların sizin bir yıllık maaşınızı da geçtiğini hatırlatırım. Ne yapıyorsunuz? Bu ne biçim fütursuzca bir davranış? Bu taşlar çizilirse ne olur biliyor musunuz? Bir kutunuz falan yok mu? Kutu falan yok. Verin hadi. Bu taraftan. Sizi şikayet edeceğim. Görürsünüz. Buradan çıkınca ilk işim sizi şikayet etmek olacak. Çok çağ dışı bir davranış bu. Bırak. Gelen ihbar doğrultusunda arama yapıldı. Peki kim ihbar etti? İsimsiz bir şikayet. İsimsiz bir şikayet. Peki şimdi ne olacak? Yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkacak. Dava sonuçlanmadan bir şey diyemeyiz. Bari bu gece evde geçesi olmaz mı? Mümkün değil Çınar Bey. Buna kanunlar da izin vermez. Peki özellikle rica etsem? Kesinlikle. Maalesef. Müdür Bey'i zor durumda bırakıyoruz ama. Bırakalım da kendi işini yapsın. Aynı durumda sen olsan, senin için de bunu söylerdim. Başka bir yerde kalabilir miyim acaba? Bakın, burası otel değil. Zaten çok zamanımı aldınız. Daha fazla kafa şişirmeden girin hadi. Kalamayacağım. İçeri girin.
Lütfen. Girin içeri dedim. Bırak. Bırak, tutma şunu. Bırak. Çek üstünden ellerini. Bana baksana sen. Bakar mısın? Beni burada bırakamazsınız. Ah, nasıl yani? Allah'ım.